yarınlar nefessiz kalmasın diye daha yeşil bir Türkiye için 11 milyon ağaç, bugün fidan, yarın nefes diyoruz. Dünya rekoruna koşuyoruz. 11 Kasım'da 81 ilde el ele, gönül gönüle. Haydi Türkiye, fidan dikmeye. Geleceğe nefes ol. Geleceğe nefes ol. Geleceğe nefes vermek gerekiyor. Geleceğe nefes fidan dikerek verilir. Ve fidan önemlidir. Bu ağaç orman evladımızdır. Ve Allah Resulü yarın kıyamet kopacağını bilseniz de mutlaka bir fidan dikin diyor. Tarım Orman Bakanlığı tarafından 11 milyon fidan kampanyası için Sanayi Bilim Teknoloji Merkezi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bu tarım alanında birlikte görüntüler tespit ediyoruz, istiyoruz. Doğudan batıya ders adet. İstanbul'a güneş görmeden ormanlardan geçilerek gidilirdi. Tarih boyu ormanların önemine dikkat çekilmiş, korunması için birçok kurum ve kuruluş mücadele etmiştir. Ama bu konuda en büyük pay sahibi, ormancılığın yegane temsilcisi, devletimizin en köklü kurumlarından biri Orman Teşkilatı olmuştur. Kuruluşundan bugüne birçok zorluğa göğüs geren Ormancılık Teşkilatımız, Çorak Vatan topraklarını yemyeşil alanlara çevirmiş, minnet ve şükran borçlu olduğumuz şehitlerin yeşil örtüsü olmuş, üniversite, okul, hastane, mezarlık gibi birçok noktayı ağaçlandırmış, her daim orman köylüsünün yanında olmuş, orman yangınlarına son teknolojiyle müdahale etmiş ve yangında hasar gören ormanlık alanlara tekrar hayat vermiştir. Tarihi arşiv belgeleri ormancılık kültürümüze ışık tutuyor. Bu belgelerin ışığında ormancılık tarihine kısa bir yolculuk yapmaya ne dersiniz? İşte bu belgelerden bazıları.
çiftçilikle uğraşanların tarla açmak için ormanları yok etmelerini önleyen belge. Devlet ormanlarına zarar veren aşiretlerin uygun bir bölgeye iskan edildiklerini ispatlayan belge. Ormanların ve madenlerin ıslah edilmek için uğraşıldığını gösteren belge. Sinop yangınında evsiz kalmış vatandaşların ihtiyacı olan keresteleri vergiden muaf tutan belge. Daha pek çok arşiv belgesi. Üretimden eğitime, ormancılık kültürümüzün 180 yıllık tarihi geçmişine ışık tutmaktadır. Evet, bir zamanlar burası yemyeşil idi. Maalesef yakıldı ve yıkıldı. O yine yıkılan ve yakılan medeniyetimizin temel taşı ağaçların yerine şimdi fidan dikiliyor ve fidan dikilecek o alandayız. İnsanlar harıl harıl buraya geliyor, genciyle, yaşlısıyla, öğrencisiyle. Biz de buradayız belgeselci olarak. Bir zamanlar yemyeşil alanın bulunduğu yerde 11 milyon fidan dikme kampanyası için görüntüler tespit ediyoruz, birlikte izliyoruz. Evet, fidan dikeceğiz ve geleceğe nefes vereceğiz. Kıymetli müdürüm, birkaç cümle alalım. Genç Spor İlçe Müdürümüz. Bugün bir rekor kırılacak inşallah. 81 vilayette 11 milyon fidan toprakla buluşacak. İnşallah bu rekoru da kıracağız. Bundan sonra bunlar artarak devam edecek. Siz de dikecek misiniz? Elimden geldiği kadar. Kaç fidan diktiniz bugüne kadar? Bugüne kadar bir 40 tane falan diktik. Bugün biz buraya 110 gencimizle Gençlik Merkezi olarak katılıyoruz. 11 milyon fidan dikimi Türkiye genelinde yapılacak. Gönüllülük yılı kapsamında gençlerimizi müracaat ettirdik. Nasipse her gencimiz 10 tane fidan, yani 1000 tane fidan dikmeyi bugün düşünüyoruz. Geleceğe bir nefes olma adına gençleri donanımlı hale getirmenin bir katkısı. Çok mükemmel bir çalışma programıdır. İnşallah tüm insanlarımız bu ağaçlandırma programına riayet ederler, saygı duyarlar. Süreç içinde daha çok katılım, daha çok katkı yaparlar. Öncülük yapan tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Varlıkları daim olsun. Ne? Bugün hakikaten tatlı bir gün. 11. ayın 11'i saat 11 ve 11.11 gece. Ne olacak? Ya, çok süper bir şey. Çok süper bir şey. Çünkü eğer burada nefes alabiliyorsak belki ormanların sayesinde alıyoruz. İlimin sanayi kenti. Biz diğer illerden, benim şahsi görüşüm, daha fazla fidan dikmeliyiz. Çok önemli. 11 milyon fidan rekor. Yani Sayın Bakanımızı, Sayın Genel Müdürlerimizi tebrik ediyorum, kutluyorum. Burada emeği geçen arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyorum. İlginiz için size de teşekkür ediyorum. Evet, evet. Bir fidanımız olsun. Hiç dikili fidanınız var mı? Ve o fidanları dikmek gerekiyor. Geleceğe nefes vermek ve hayırla yad edilmek gerekiyor. Mutlaka fidanınız olsun. Bu tarihi kampanyayı kaçırmayın. Ve bir fidanınız da sizin olsun. 11 milyon fidan için. Aynen öyle. 11 milyon. Herkesin bir fidanı olsun. Çünkü başka var mı ya? Yok ya. Bir fidanımız olacak. Çünkü dibinde gölgeleyeceğiz. Nefes alacağız. Geleceğe nefes ol. Geleceğe nefes ol. Ağaçla yok olur kederim yasım, ağaçla dolar gönül tasım. Bugün Türkiye genelinde 11 milyon fidan dikildi. Yaşasın gönüllerdeki 11 Kasım. Bir ağaç, bir nefes. Ey ağacın rüzgarı, sen Gebze'ye doğru es. Buradan da İsmail Karaman aracılığıyla bütün Türkiye'ye veriyoruz gönülden güzel bir ses. Teşekkür ediyorum. Kocaeli deyince akla hakikaten yeşillik ve fidan gelir. Biz şahidiz belgeselci olarak. On binlerce fidan, değil mi efendim? Kesinlikle. Kocaeli. Ve şu anda da 11 milyon fidan kampanyası var. Ceren Bey, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanı. Ceren? Turan. Efendim, duygularınız? Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı olarak Kocaeli'nin tamamına 2004'ten 2019 yılına kadar toplam 8,5 milyon
ağaç dikildi. Şu anda onların hepsi boylu büyük ağaçlar oldu. Vatandaşımıza hizmet olarak döndü. Şu anda burada Pelitli Köyü'nde yanan alanda bu sene yandı bu alan. Ağustos ayında ağaç dikmeye geldik buraya. Biz zaten Kocaeli'nin her tarafında yoğun bir şekilde ağaç dikmeye devam ediyoruz. Orman olsun, yeşil alan olsun, mesir alan olsun fark etmiyor. Her bölgede belediye olarak elimizden geldiği kadar fazla sayıda ağaç dikmenin derdindeyiz. Dikmekte. O zaman sözü hemen bir Kocaeli'ye götürelim. Neresi Kocaeli? İsterseniz Devralen programı olarak birçok televizyon kanalında büyük beğeniyle takip edilen, izliyorsunuz zannediyorum. İzliyoruz evet. Evet. Devralen programı ile sizleri Kocaeli'ye götürüyoruz. Kocaeli ile ilgili hazırladığımız belgesel görüntüler var. Tarih, kültür, turizm de marka değere sahip Kocaeli. Birlikte izliyoruz. Tarihi, asırlar öncesine dayanan bir şehir Kocaeli. Birçok uygarlık onun topraklarında doğmuş, onun topraklarında kök salıp büyümüş. Hep önemli yerlerin, önemli yolların merkezi olmuş bu asırlık kent. Kahramanlık destanları yazılmış bu kentin kalbinde. Topraklarında sadece zamana meydan okuyan çınarlar değil, tarihe adını yazan komutanlar yetişmiş. İşte şimdi tarihe canlı şahitlik yapmış bu kent bize sesleniyor. Ben kökleri tarihin derinliklerine uzanan koca bir çınarım. Kadim zamanlara ve tarihe canlı şahitlik yaptım. Topraklarımda önemli medeniyetler kuruldu. Ben imparatorluklar şehri İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısıyım. 1000 yılları, 5000 yılları devire devire bugüne gelmiş medeniyetlerin beşiğiyim. Doğu batı arasında bir köprüyüm. Çin'den başlayarak Avrupa'ya giden tarihi ipek yollarının birleşme noktasıyım. İstanbul'dan Hicaz'a giden Sürre alaylarının konakladığı Hicaz demir yolunun ilk istasyonuyum. Ben Selçukluyum. Osmanlı'nın ilk sancak merkeziyim. Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından 16 Ocak'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyaya duyurulduğu yerim. Ben şifalı Çenedağ suyunun menbaı Derince'yim. Bir dünya markası İpek Halı Merkezi Körfez, Pehlivanlar Diyarı Karamürsel, Donanma şehri Gölcüğüm. Kocaeli'nin Karadeniz'e açılan kapısı Kandıra, sanayi ve teknoloji bölgesi Gebze, dağ ve yayla turizminin adresi Kartepe'yim. Organize sanayi bölgelerinin merkezi Dilovası, bankacılık üssü ve ticaret merkezi Çayırova, kültür ve turizm bölgesi Darıca, uygarlıkların beşiği ve medeniyetlerin başkenti İzmit'im. Adını Akçakoca Gazi'den alan sanayi, bilim, kültür ve turizmde marka şehir Kocaeli'yim. Cumhuriyetin ilanından sonra İzmit Sancağı Kocaeli vilayetinin merkezi olmuştur. 1930 senesinde çıkarılan 1580 sayılı kanunla Türkiye Cumhuriyeti Belediyeciliğinin temeli atılmıştır. 1955 tarihli arşiv belgelerinde Kocaeli'nin yüz ölçümü 3987 kilometre gözükürken, 1960 tarihli nüfus sayımına göre Kocaeli'nin köylerle birlikte toplam nüfusu 297 bindir.
Buna göre 1960 yılında Kocaeli'ye bağlı 6 kaza merkezinin nüfusları Gölcük 19.114, Gebze 7.867, Karamürsel 6.224, Kandıra 4.908 ve Kaynarca 749 olarak tespit edilmiştir. Kocaeli'nin merkez ilçesi olan ve aynı adı taşıyan İzmit, Kocaeli'nin daha sonra bütün sınırlarının merkez kabul edilmesiyle birlikte vilayet merkezi özelliğini hukuken kaybetmiştir. Büyük sanayi kuruluşlarının ve alışveriş merkezlerinin bulunduğu İzmit, sanayi şehri olarak tanınmasının yanı sıra kültür, sanat ve eğitim merkezi olma yolunda ciddi atılımlar yapan bir şehir haline gelmiştir. 2004 yılında çıkarılan 5216 sayılı yasayla Büyükşehir Belediye sınırları için yeni kıstaslar getirilmiştir. Buna göre büyükşehir olma koşulu nüfusun en az 750 bin olmasıdır. Aynı yasa nüfus yoğunluğu çok yüksek olan İstanbul ve Kocaeli illerinin tamamını büyükşehir sınırları içerisine almaktadır. Sanayi ve ticaret kenti Kocaeli bir zamanlar Düzce'den Ava'ya, Pendik'ten İzni'ye, Taraklı'dan Akçakoca'ya birçok bölgeyi kapsayan koca bir ildi. Nüfus arttıkça küçülmeye başladı. Sakarya il oldu, İznik Bursa'ya bağlandı, Tuzla başlı başına bir ilçe oldu, Kocaeli'nin nüfusu 2016 yılı nüfusuna göre 2017 yılında %28.3'lük artış hızıyla 52.493 kişi artmış ve 1.883.270 kişi olmuştur. İzmit, Derince, Körfez, Gebze, Gölcük, Karamürsel, Kandıra, Başiskele, Kartepe, Çayırova, Darıca ve Dilovası olmak üzere 12 ilçesi bir büyük şehir olmak üzere 13 belediyesi, 472 mahallesi bulunmaktadır. Keşfedilmeyi bekleyen Marka Kent Kocaeli'nin İzmit Saat Kulesi ve Şelalesini, Kasr-ı Hümayun'u, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni, Seka Parkı'nı, Mevlevi Evi'ni, Gebze'de Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi'ni, Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'ni, Eski Hisar Kalesi'ni, Kartepe Kayak Merkezi'ni görmeden, İzmit Körfezi sahillerini, Yuvacık Barajı ve çevresindeki doğal güzelliklerini, Beşkayalar Tabiat Parkı'nı, Ballıkayalar Vadisi'ni, Kandıra'nın doğal plajlarını, trekking parkurlarını gezmeden, Kandıra yoğurdunu ve peynirini, Derince'de çene suyunu, İzmit pişmaniyesi, Yarımca kirazını tatmadan, Hereke İpek halısını, Karamürsel sepetini almadan dönmeyin. Unutmayalım ki bu güzel şehri sevmek tanımakla başlar. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerle marka kent haline gelen Kocaeli sürekli gelişerek büyüyor. Sayın Valim, duyguluyuz değil mi efendim? Mutlaka. Haşlandırma seferberliği önemli. Bu anlamda güzel bir çalışmaya inşallah Kocaeli olarak biz de ev sahipliği yapacağız. Çok sağ olun. Sayın Başkanım, sizler yeşil çok önem veren bir. Bütün Türkiye çok mutlu. Bizler de mutluyuz. İnşallah dünyada da ses getirecek güzel bir proje. 11 milyon ve fidan kampanyası. Kocaeli Gebze'deyiz. Güzel bir projenin parçasıyız. 11 Kasım saat 11.11 geçe Türkiye genelinde 11 milyon ağaç dikilecek. Gebze'de daha birkaç ay evvel yanan bu ağaçları yanan bu bölgede yeniden burayı yeşillendireceğiz.
Gebze'nin hemen hemen her kesiminden katılım var. Çok güzel katkı sağlayan, buraya gelen herkese çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Çok anlamlı bir gün bugün. 11 Kasım saat 11'i 11 geçe. Bu bölgemizde çok muhteşem bir ağaç dikim yapacağız. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buraya katılan herkese çok duyarlı bir davranış gösteriyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Yeşil bizim, doğa bizim, tabiat bizim. Bugün biz bunları korursak yarın geleceğimize, çocuklarımıza çok güzel bir miras bırakacağız. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yeşil bir ülke, yeşil bir dünyada çocuklarımızla birlikte hem fidanları yetiştiriyoruz hem çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Bu anlamda güzel bir faaliyet. Faaliyeti düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Burasını öyle bir ağaçlandırın ki kör bir insan dahi yeşillikler arasında olduğunu anlasın. Bugünkü etkinliğimizin adı Genel Müdürlüğümüzün, Bakanlığımızın tüm günlerce bilgilendirmelerinden şahit oluyoruz, dinliyoruz. Geleceğe nefes, bir fidan, bugün fidan, yarın nefes. Nefesimizin ne kadar önemli olduğunu hep beraber idrak ediyoruz. Nefessiz bir hayat olmayacağının farkındayız. Bunun da kaynağının ormanlar olduğunu hep beraber biliyoruz. Dolayısıyla ormanlar dünyada ve Türkiye'de hava kirliliği, sanayileşme, kentleşme gibi çeşitli tehditler altında. Cumhurbaşkanlığımız da bu tehditleri gidermek, ülke bazında tedbirler almak üzere, malumlarımız olduğu üzere, bundan sonra 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan etti. Biz dünyada orman varlığını arttıran Çin'den sonra ikinci ülkeyiz. %26'lar civarında olan orman varlığımızı %28,5 seviyesine çıkardık. Orman Genel Müdürlüğü'nün stratejik hedefi de %30'dur. 2023 yılında %30 orman varlığına ulaşmak istiyoruz. Bunu da hep beraber 7'den 77'ye bugünkü seferberlik kapsamında bu hedeflere inşallah ulaşacağız. Orman Genel Müdürlüğümüzce, yine Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü olarak bugüne kadar Kocaeli ilinde son 20 yılda 221.230 dekar ağaçlandırma yaptık. 25.6 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Bugünkü etkinlik kapsamında ülke genelinde 81 vilayette 2023 noktada şu anda canlı anlık olarak 11 milyon fidan toprakla buluşturulacak. Bu kapsamda iki tane rekor hedefleniyor. Birisi bir günde bu Çorum Merkezi Bündes'in temsilcisi orada bir saat içerisinde bir noktada 300 bin fidan dikerek rekora bu manada alayız. İnşallah da kıracağız. Bu hassasiyetimizi göstermenin yanında dünyaya da örnek olmuş olacağız. İnşallah bu rekorlar da Bündes'e tespit etmiş olacağız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Samimiyetle söylüyorum, bu benim 7 aylık belediye başkanlığım dönemince katıldığım ve en büyük mutluluk duyduğum program. Saha muhteşem, alan muhteşem. Bütün Türkiye tek yürek oldu, Kocaeli tek yürek oldu. Geleceğe nefes olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Böyle güzel bir projede de herkesin gözlerinin içi gülüyor. Ben de bunu görmekten gerçekten büyük keyif alıyorum. Sevgili çocuklar, biz bu ağaçları sizin geleceğiniz için dikiyoruz. Sizin çok daha güzel bir Kocaeli'nde, çok daha güzel bir Türkiye'de yaşamanız için bunları yapıyoruz. Gelecek için, sizin gelecekte daha mutlu olmanız için, daha güzel bir Türkiye'de yaşamanız için birçok şey yapıyoruz ama belki de yaptığımız en kıymetli şey bu. Bizler geleceği sizlerden emanet aldık. Aslında bugün
sizden alınmış bir emaneti gereğini yerine getiriyoruz. Ben bu emanet kapsamında başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, daha sonra Sayın Bakanımıza ve ildeki organizasyonu gerçekleştiren Sayın Valimiz olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor. 11-11 gece programı yapabilmek için sözlerimi kısa kesiyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 11 Kasım günü Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildi. Bakanlığımız tarafından da Türkiye genelinde bugün 11 Kasım'da saat 11'de ağaçlandırma ile ilgili bir seferberlik başlatıldı. Kocaeli olarak da bizler bugün alandayız ve bu seferberlikte yer alıyoruz. Kocaeli ilimiz %42'lik orman varlığıyla Türkiye'de orman bakımından zengin illerden birisi. Ama bunu daha da geliştirmek, daha iyi bir noktaya taşımak adına önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Hem Orman Bölge Müdürlüğümüzün yürüttüğü çalışmalar hem de Kocaeli Büyükşehir Belediye'mizin ormanlık alan yaratma, yeşillendirme, peyzaj gibi noktalarda çok önemli çalışmaları var. Hep birlikte el ele verdiğimizde ne tür sonuçlar çıkacağını bugünkü organizasyonla görmek mümkün. Ben bu anlamda bu organizasyonda katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Bugün Kocaeli'nin farklı bölgelerinden buraya gelerek ben de bu etkinlikte yer almak istiyorum diyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizi kutluyorum. Sivil toplum örgütlerimizi kutluyorum. Katkı sunan bütün kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Ağaçlandırma seferberliğimizin ülkemize, bölgemize hayırlı olmasını diliyor. Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Daha yeşil bir Türkiye için 11 milyon ağaç, bugün fidan, yarın nefes diyoruz. Dünya rekoruna koşuyoruz. 11 Kasım'da 81 ilde haydi Türkiye, fidan dikmeye. Geleceğe nefes ol. Ormanlarımızı asri tedbirle hüsnü halde bulundurmak esas düsturlarımızdan biridir. Ağaç, çiçek ve yeşillik medeniyet demektir. Devlet ve millet olarak geçmişten günümüze süre gelen orman ve çevreyi koruma bilinci, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla yeni süreçte de devam etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ağaçlandırmaya büyük önem verip orman teşkilatını güçlendirmiştir. Atatürk'ün 1922 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış konuşmasında söylediği şu sözler, ormancılık kültürünün oluşması ve gelişmesinde esas teşkil etmiştir. Gerek ziraat ve gerek memleketin servet ve sıhhati umumiyeti noktası nazarından ehemmiyeti muhakkak olan ormanlarımızdaki asri tedbirle hüsnü halde bulundurmak, tevsi etmek ve azami faide temin eylemek esas düsturlarımızdan biridir. Kurtuluş Savaşı sonrası bağımsızlığını kazanan Türkiye Cumhuriyeti'nde yanmış, yıkılmış, perişan olmuş yurdumuzun imarı için orman idarelerimiz önemli hizmetlerde bulunmuştur. O yıllarda tek ihraç ürünlerimiz olan kuru üzüm, tütün ve yumurta için kutu yapımı yine ormanlardan sağlanmıştır. Ormanlar memleketlerin, beldelerin sıhhat ve feyz kaynağıdır. Bu sözler 1. Dünya Harbi ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızdan Kazım Karabekir Paşa tarafından söylenmiştir. Büyük komutan, vatan topraklarımızı korumak için savaşmış, bu toprakların geleceği için ormanların ne kadar önemli olduğunun bilinciyle önemli çalışmalar yapmıştır. Kendisine bu mücadelesinden dolayı Orman Mektebi Ali'si tarafından Fahri Doktora unvanı bile verilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti ağaçlandırma için özel yasalar çıkartmıştır. Başta orman teşkilatı olmak üzere kamu kurumları, tüzel ve özel kişiler ağaçlandırma yapmakla yükümlü kılınmıştır. 1925 yılında Atatürk Orman Çiftliği'nde ilk fidanlık kurulmuş, Cumhuriyet'in 10. yılında ağaçlandırma seferberliği başlatılmıştır. Ankara Anıttepe, Eskişehir Kocakır ve Kalabak uçakla tohumlama ağaçlandırma çalışmaları, Yalova termal ağaçlandırmaları ve Tarsus Karabucak Okaliptus Ormanı tesisi, o tarihe kadar yapılan en büyük ağaçlandırma çalışmaları olarak ormancılık tarihimizin şeref tablosunda yer almıştır. Geçmişten günümüze 12 bin hektar kumul alanda başarılı ormancılık çalışmaları gerçekleştirilerek vatan toprağının çöllenmesi önlenmiştir. Adana Akyatan, Orta Kumluk, Side Sorkun Serik, Demre, Kalkan Fethiye, Kumluova, Terkos ve Sinop kumulları üzerinde yürütülen çalışmalar, kumul ıslah çalışmalarında örnek alınmakta, verilen eğitimlerde ders olarak gösterilmektedir. Anadolu'nun yeşil örtüsü ormanlarımızı seyrederken içimize huzur doluyor. Bozkırlarda, dağların zirvelerinde, vadilerin derinliklerinde, çok zor şartlar altında dikilen fidanların büyüdüğünü görmek, ormancılık teşkilatımızın başarı hikayelerine şahit olmak insanı gururlandırıyor. Fidanlar dikiliyor. Geleceğe nefes veriliyor. Burası yemyeşil ormandı. Yakıldı, yıkıldı. Ama o yeniden yeşerecek ve yeniden... Bu kıymetli öğrencilerimiz, o minnacık çocuklar, şu an fidan dikiyor. Biz de Avrasya Gazeteciler Derneği, Gebze Gazetesi, Devralen Belgesel Programı, Din, Kültür, Tarih ve Teknoloji Araştırma Merkezi olarak bu projeye, bu programa elimizden geldiği kadar destek veriyoruz. Hem fidan dikerek destek veriyoruz, hem de buraların tanınması ve şu anda da Türkiye'de en kapsamlı kampanya Bilim Teknoloji Sanayi Merkezi Kocaeli'de Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde gerçekleşiyor ve biz de tarihe not düşüyoruz. Geleceğimize eğer iyi bir ülke bırakmak istiyorsak, geleceğimizin neslini sağlıklı olarak yaşamasını istiyorsak, gerçekten yeşilin çok büyük önemi var. Bunu çocuklarımızı bilinçlendirmek gerekiyor. Onun için bugün Cumhurbaşkanlığımızda başlatılan bu Geleceğimize Nefes projesi kapsamında Milli Ağaçlandırma Günü'nü biz de 398 bin öğrenciyle beraber, 28 bin öğretmenimizle beraber tam destek veriyoruz, katılıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dünya rekoruna koşuyoruz. 11 Kasım'da 81 ilde el ele gönül gönüle. Haydi Türkiye, fidan dikmeye. Niye geldin buraya? Fidan dikmeye mi geldin? Söyle, söyle. Hadi. Oh, bak işte bu güzel, bu güzel. Vallahi çok mutluyuz ve gururluyuz. Çocuklarımızla birlikte geleceğe inşallah güzel şeyler bırakırız. Tüm bunlar geleceğimiz çocuklarımız için. Yemyeşil bir dünya, tertemiz bir hava istiyoruz. Hadi. Çiftçilikle büyümüş bir ailenin çocuğu olarak bugün nefes organizasyonu adı altında bakanlığın organize ettiği bu program çok anlam ifade eden bir program. Hayalimdi benim. Herkes bir gün ağaç dikse Türkiye ormanlarla kaplı bir yer olurdu. Çocuğumuz güzel bir deneyim yaşasın istedik.
Güzel bir etkinliğin içindeyim. Onun için çok heyecanlıyım. Ağaçlar bizim için çok önemli. Temacı olarak böyle bir etkinlik bizim için çok güzel. Ama önemli olan bunlara bakılsın, büyüsün, yetiştirilsin. Buralar bir orman olsun. Millete, devlete hayırlı olsun inşallah. Çok iyi, çok iyi, çok mutluyuz. Dünya yeşil olsun. Duygularımız çok güzel yani. Fidan dikmeye geldik hep beraber, kalabalığız. Devletimize, milletimize, her şeyimize, herkese hayırlı uğurlu. Ormanı korumak gerekiyor. Ormanı sevgi korur. Sevgi her şeydir. Sevgi tanımaktır, mutluluktur, gelecektir. Sevgi evlattır, çocuktur. Ana oğul. Efendim kolay gelsin. Sağ ol. Beyefendi çok yakışıklı. Kim? Oğlunuz mu? Oğlum. Engelli zannediyoruz. Evet. Onunla beraber geldiniz öyle mi? Evet. Okula göndermedi fidan dikelim diye ama 3 tane dikti sağ olsun. 3 tane fidan dikti bu engelli delikanlı. Nasılsın? Adın ne senin? Bir el sallayalım şöyle. Mami koşma. Evet. Korumak, kollamak gerekiyor. Ana oğul. İsim nedir sizin? Benim Oya. Oya Hanım. Beyefendi. Oğlum. Abdullah. Abdullah. Kaç çocuk var? 3 çocuk. 2 kızı, 1 oğlum. Oğlun var ama oğlunu bırakmıyorsun. Asla. Nasıl? Benim en büyük varlığım. Bak ne güzel, ne güzel. Evet. İşte o engellilerimiz bile burada fidan dikerek geleceğe nefes veriyor. Biz de tarihe not düşüyoruz. Evet. Muhteşem görüntüler tespit ettik. Bu heyecanı gelecek kuşaklara biz de aktarmak istedik Devralem programı olarak. Tarihler 11 Kasım 2019 saat 11 ama şu anda saat 11.30 ve yaklaşık 45 dakikadır bu heyecanı yaşıyoruz. 11'i 11 geçe muhteşem görüntüler tespit ettik. Kocaeli Valisi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ve Kocaeli'nin nabzı burada attı. Birçok okuldan öğrenci, sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı. Biz de İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi, Gebze Gazetesi, Devralem Belgesel Programı, Avrasya Gazeteciler Derneği olarak bu kampanyaya aktif destek vererek, yayın desteği vererek bu tarihi anı belgeselleştirmek istedik. Görüntüler tespit ettik. O görüntüleri sizlerin yüksek bilgilerine sunuyoruz. Zaten o görüntülerde kendini gösteriyor. Şöyle bir kameraman arkadaşımız göstersin. O sonbaharın ihtişamlı görüntüleri. Yapraklar sararmış, aileler güzel fidanlar dikiyor. Beş tane diktik, daha iki tane fidanımız var, dikiyoruz. Peki, hadi kolay gelsin. Evet, arkadaşlarımızla beraber bu fidanı dikeceğiz bakın. Evet, bir fidanınız olsun. Gerçekten en değerli hizmetlerden birisi evlat, geleceğe evlat. Nefes bırakmak. Ve bir fidan sadece unutulmasın, bu sene burada bitmesin yani. Her sene, diyor ki her sene bu yapılsın. Burada bizim de bir fidanımız oldu. Elinizi. Ormanlarımız ve doğal kaynakların korunmasına yönelik Türkiye'nin yaptığı çalışmalar uluslararası arenada da ses getirmiş ve yeni sorumlulukların kapısını aralamıştır. Ormancılık Teşkilatımızın istikrarlı çalışmaları sonucunda ülkemiz ormanlarını hem alan hem de kalite bakımından artıran nadir ülkelerden biri olarak ilk 5'te yer almayı başarmıştır. Son 17 yılda bozuk ormanların restorasyonu ile birlikte orman varlığımız 1.6 milyon hektar artarak 22.8 milyon hektara ulaşmıştır. Erozyon kontrolü ve havza ıslahatı çalışmalarıyla yapılan ağaçlandırmalar sonucunda denizlere erozyonla taşınan toprak miktarı 500 milyon tondan 154 milyon tona düşürülmüştür. Orman Teşkilatımız 180 yıllık tecrübe ve uzmanlığını Afrika, Asya, Orta Doğu, Balkan ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri ile paylaşmış, 600 uzmana teknik eğitim vererek insanlığa karşı sosyal sorumluluk görevini yerine getirmiştir.
Tüm bu çalışmalar açıkça ortaya koymaktadır ki gerekli yatırımlar yaparak doğal kaynaklarımızı korumak ve gelecek nesillere en zengin şekilde aktarmak adına çok büyük çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Allah Resulü buyuruyor ki, yarın kıyamet kopacağını bilseniz bir fidanınız olsun. Bir fidan, elinizdeki fidanı dikin diye buyuruyor. Acaba kaç fidanımız var? Geleceğe Nefes, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin çok önemli bir kampanyası. 11 Kasım ayın 11'i ve saat 11'i 11 geçe muhteşem bir organizasyon yapılıyor. Kadınıyla, çocuğuyla, genciyle etkinlik düzenleniyor. Efendim kolay gelsin. Merhabalar. Merhabalar. Şöyle duygularınızı alalım. Elinizde fidan da var ve fidan da diktiniz. Buyurun. Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu kampanyaya büyük bir katılım var. Hep beraber biz de birer tane fidan dikmeye, gelecek nesillere emanetler bırakmaya geldik. Nereden geldiniz efendim? Ne iş yaparsınız? Biz Gebze Belediyesi'nde, ben GESMİK kurslarında tesip hocasıyım. Öyle mi? Evet. Oo, maharetli eller. Efendim bize o kurslarınızdan da bir bahsedin. Nasıl, ne yaparsınız, tezip ne demek? Hem bu vesileyle bir anlatın. O güzel tezip yapan ellerde şu an fidan var. Evet. Tezip Arapça kökenli bir kelime. Altınlamak demek. Eski Osmanlı sanatlarında, yazma eserlerde, kalem işlerinde, mermerde kullanılmış bir sanat. Değerli izleyenlerimiz, dünyada orman envali bakımından talihli ve şanslı ülkelerden birisiyiz. 12 bin çeşit bitkiye, bitki türüne sahip bir ülkeyiz. Korumak gerekiyor. Ormanı sevgi korur. Sevgi her şeydir, medeniyettir, kültürdür ve gelecektir. Bilgidir sevgi. Dünyada her yıl 12 milyon hektar tarım arazisi bozuluyor. 5.2 milyon hektar orman arazisi yok oluyor. Yapılan bilimsel çalışmalar gösteriyor ki ormanlar ve tarım arazi tahribatı yüzünden gelecek 25 yılda tarım üretimi %12 azalacak. Afrika kuraklığın pençesinde açlıkla mücadele ediyor. Dünyanın içme suyu rezervleri hızla tükeniyor. İklimler değişiyor. Liste uzayıp gidiyor. İster asırlar öncesine gidin, ister arkanızı dönüp şöyle bir bugünü izleyin. Aynı tehlike bizi tehdit ediyor. Ama henüz hiçbir şey için geç değil. Toprak demek, tarım, ormancılık ve hayvancılık demektir. Bugün dünya nüfusunun gıda ihtiyacının temel direği olan bu sektörlerin korunması için özel önlemler alınıyor. Dünyanın her yerinde ormanları korumak, çölleşme ve erozyonla mücadele etmek için çalışmalar yapılıyor. İnsanoğlu çölleşmeye karşı verdiği mücadeleyi kazanacak, dünyanın dengesinin bozulmasını da önleyecektir. 7'den 70'e herkesin olduğu güzel bir etkinlik. Çocuklarımızdan en yaşlımıza kadar her renkten, her memleketten insanımız var. Tabii ortak faydamız doğa. Geleceğe nefes vermek adına Cumhurbaşkanlığımızın başlatmış olduğu kampanyaya destek vermek istiyoruz. Onun için buradayız. Herkesle beraber buradayız. Çocuklarımızla, yaşlılarımızla, gençlerimizle, kadın erkek herkes. Herkesin faydasına yapılan bir organizasyon. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanlığımıza, Çevrecik Bakanlığımıza, Orman Bakanlığımıza, herkese, kıymetli valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, hasreten bugünü önemseyip de aramıza katılan binlerce vatandaşımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Tema burada ve orman filan Türkiye çöl olmasın deyince tema akla gelir. Neler söylersin? Akla tema gelir. Neden? Çünkü Türkiye'yi koruyor, ağaçları koruyor, fidan dikiyor devamlı. Bence, duygularınız nedir efendim şu an? Duygularımın çok güzel. Keşke hani ağaçlar kesilmese de bundan sonra devamlı ağaç dikilse. Bu yapılan kampanya fevkalade güzel bir kampanya. Ağaç, söylenecek çok şey var ama
harika bir şey. Geleceğe, evlatlarımıza, yeni nesillere bıraktığımız güzel bir şey. Bu anlamda çok mutluyum. Bütün Gebze'nin önemli kurum kuruluşları, STK'ları, okulları, herkes burada. Harika bir şey. Kampanyayı başlatanlara teşekkür ediyorum. Geleceğe nefes ol. Karış karış, taşına, toprağına vurgun olduğumuz güzel vatan Anadolu. Binlerce yılı devire devire bugüne gelmiş bir medeniyetler beşiği. Yemyeşil ormanlarla kaplı dağları, bereketli ovaları sulayan ırmaklarıyla her an yeniden keşfedilmeye hazır cennet vatan. Kökleri tarihin derinliklerine uzanan koca çınar. Selçuklu ve Osmanlı'nın vatan ettiği, Türkiye Cumhuriyeti'nin koruyup kolladığı Anadolu. Ülkemizin her geçen gün artan orman varlığı, 12 bin adet bitki türüyle Avrupa kıtası kadar değişik bitki örtüsüne sahiptir. Üstelik bu bitkilerin yaklaşık 4 bin tanesi sadece bizim ülkemizde yetişmektedir. Sümbül, adaçayı, pelin, servi, abdest bozan otu, acı çiğdem, ahlat, ahududu, akça kesme gibi daha birçok tıbbi aromatik bitki ülkemizin endemik bitki örtüsünün zenginliğini gözler önüne sermektedir. Vefa, dost ve sevginin adı olan ormancılık teşkilatımız yüzyıllar öncesinden bize sesleniyor. Kendi lisanı haliyle dile gelip şunları söylüyor. Ben, kökleri tarihin derinliklerine uzanan koca bir çınarım. Hayat verdiğim bu vatan topraklarında birçok medeniyet kuruldu. Ben, İmparatorluklar şehri İstanbul'un ve Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'nın hayat kaynağıyım. Yedi bölgede dört mevsim yaşanan Anadolu insanının vefalı dostuyum. Asırlar öncesinden bugüne gelmiş medeniyetlerin canlı şahidiyim. İnsanımızın en yakın dostu, arkadaşı, yurdu ve yuvasıyım. Ben, Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne zamana meydan okuyan ormancılık teşkilatıyım. Ben burası Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi ve Organize Sanayi Bölgesi'nde değerli müdürümüzle birlikteyiz. İsim soy isim? Murat Üstüntürk. Murat Bey, bu kampanyaya ne yaptınız, nasıl destek oldunuz? Bu kampanya tabii önce Orman Bakanlığı'nın bir talimatı oldu. Sanayi Bakanlığı'nın etkinlikle alakalı önceden bir bilgilendirmeler oldu. Bizim payımıza düşen 200 tane fıstık çamın dikimi organizasyonunu gerçekleştirdik. Bugün 11-11 gece. Bakanlıktan ve orman işletmeden de yetkililer geldiler, tespitlerini yaptılar. Biz zaten her zaman yeşil olma övüncünde olan bir OSB'yiz. Yani en yeşil çevreci OSB yarışmalarında da derecelerimiz vardır. Bu vesileyle 200 tane belki sembolik gözüküyor ama bünyemizde yeterince fidan dikimi de daha önce de gerçekleştirmiştik. Tabii önemli olan bunların dikimi değil, sonrası da önemli. Biz buna da katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu yeşermesini takip edeceğiz. Geleceğe nefes ol. 11. ayın 11'i, 11 milyon fidan devletimizin önemli bir kampanyası. Burası da Güzeller Organize Sanayi Bölgesi. Ne yaptınız? Nasıl katkı bulundunuz? Yumrukaya Deresi boyunca biz orayı kiraladık ve bayağı oraya ağaç, fidan diktik. Ama her defasında da bu tür kampanyalara katılmayı bir görev görüyoruz. 220 adet fidanımızı bizim hemen tır parkı dediğimiz yerin alt tarafında öğrencilerimize, meslek lisesi öğrencilerimize ve sanayicilerimizin katılımıyla, öğretmenlerimizin ve çalışanlarımızın katılımıyla saat tam 11.11'de diktik. Resimlerini de çektik. Onları da size takdim ederiz.
İnşallah daha iyi. Nasıl günlere. Bu kampanyayla ilgili duygularınız, düşünceler? Çok güzel. Yani yeşil bir dünya hepimizin istediği bir dünya. Yani yeşillik her zaman oksijen için, güzellikler için çok faydalı. Yani yeşillik deyince akan sular durur, öyle düşünüyoruz yani. Beşikten mezara, yurt ve yuvamız olan ormanlarımızı, dedelerimizden miras değil, torunlarımızdan emanet aldığımızı unutmayalım. Kültür tarihimizin en büyük seyyahlarından olan İbni Batuta ve Evliya Çelebi'nin asırlar önce söylediği sözleri hatırlayarak, güzel vatan Anadolu'nun kıymetini bilelim, ormanlarımızı koruyalım. Unutmayalım ki ormanı sevgi korur. Sevmek tanımakla başlar. Sevgi umuttur, gelecektir. Sevgi bilgidir, mutluluktur. Sevgi her şeydir. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. Peygamberimiz, yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile bugün elinizdeki fidanı dikin diye buyuruyor. Şu fani dünyada baki kalan, gök kubbede hoş bir sada ve gelecek nesiller için dikilmiş bir fidandır. Geleceğe nefes ol.